Montumun da içerisinde olduğu sırt çantam uçağın yarısının bagajları gibi Ulan Batır'a ulaşmadı. Çok sık oluyormuş burada. Yarınki uçakla gelir dediler. Eyvallah dedim. Sanırım anlamadılar. Aslında macera en baştan başlıyormuş. Sonra anlayacaktım. Moğol arkadaşım Bat beni karşıladı. Ulan Batur'un kıyısında bir mahalledeki evine götürdü. Evlerinin bahçesinde ger ya da yurt denilen Moğol çadırları vardı. Yurtlar şehirde de hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Annesi hemen çay dedikleri süt, su, yeşil çay ve tuzdan yapılan ve Moğolistan'da bizim çayın yerini tutacak kadar yaygın içilen içecekten ikram etti. Ve buz denilen bir çeşit mantı yaptı. Sabahın erkeninde kahvaltı olarak höpürdetip yedik içtik. Güzel bir gün doğuyordu. O günü Bat ve onun arkadaşları ile Ulan Batur ve çevresinde geçirdim. Planımda yoktu ama Tsönji'nin Boldog'daki Cengiz Han heykeli kompleksine gittik. At bindik. Moğol kardeşlere ayak uydurabildiğime sevindim. Buraya giderken yolda Tony Cook kanıtı var. Ama ben Orhun yazıtları ile ilgiliydim. Ulan Batur cazip değildi. Sırt çantamı beklemek yerine yoluma devam etmeye karar verdim ve akşama trene atlayıp Gobi çölüne 450 kilometre ötedeki Sanshan'da doğru yola çıktım. Niyetim Kamarin Hid yani Kamar Manastır yakınındaki enerji merkezine gitmekti. Çoluk çocuk dolu, sıcacık bir yataklı tren. Koridorlardaki koltuklar daha yatağa dönüşüyordu. Yataklı, evet ama çarşafsız, yastıksız, örtüsüz. Aç uzan. Trenin sıcacık olması nedeniyle problem yoktu. Sunshine'da inip makul bir ücret karşılığında yolcuları istasyonda karşılayan paylaşımlı arabalardan birine bindim. Şoför ve Moğol bir aile ile birlikte civarda görülecek yerleri Bayazurku, Meme Kayaları yani Mumhadeyi, Büyük Çan'ı, meditasyon mağaralarını dolaşıp enerji merkezine geldik. Burası turistik olmayan, çoğunlukla Moğolların ziyaret, ibadet ve olumsuz enerjilerden kurtulup arınmak için geldiği, dünyanın enerji noktalarından yani çakralarından biri olarak bilinen bir yer. Eskiden bu yerde bölgenin enerji potansiyelini fark eden Danzan Ravya adlı bir keşişin, aynı zamanda bir eğitmen, sanatçıymış, kurduğu bir tapınak varmış. Sonra yıkılmış. Şimdi yakınında yeni bir tapınak kompleksi var. Kapının önünde durup iki gözün arasındaki üçüncü göze bakıyor. Soldaki altın kapıdan girip belli bir ritüel takip edip sunlar sunup süt, vodka, pirinç, su gibi sonunda çöle, rüzgara doğru geleneksel bir şarkı olan Ulemjin Çanar'ı söylediğiniz bir stupaya varıyorsunuz. Yolculuğumun ilk çarpıcı anlarını burada yaşadım. O stupanın önünde şarkı söyleyen bir kadın gördüm. Müthiş bir ses ve söyleyişle şarkıyı söylüyordu. Daha sonra bu şarkıyı internette birçok kişiden dinledim ama onun gibi söyleyenlere rastlayamadım. O kadın bedeniyle değil, ruhu ile orada bulunuyordu. Sesi rüzgara karışıp gelip gönlüme dokunuyordu. Onun söyleyişinde duyumsadım şarkının sözlerindeki naifliği, bu sözlerin getirdiği hafiflemeyi, müteşekkirliği, kalenderliği, yalınlığı. Sonra bu kıymetli kadın gitti. Alnımın bir yanındaki kırmızı taş
topraktan oluşan alanda oturdu, meditasyona başladı. Bu merkezdeki ritüel, herkesin ayakkabılarını çıkararak girdiği bu alanda oturarak, yatarak, uzanarak ya da ayakta biraz zaman geçirmeleri, meditasyon yapmaları ve sonrasında sağdaki gümüş kapıdan çıkmaları ile tamamlanıyor. Çıkıştaki tabela bir durdurup düşündürüyor. İyi şanslar ve barış getir. Moğolistan'da otostop neredeyse imkansız. Zira neredeyse her araç bir taksi. Paylaşımlı bir taksiyle Ulaanbaatar'a döndüm. Gece havalimanına vardım. Sizin çantayı havayolu şirketinin şehir merkezindeki ofisine gönderdik. Orası ancak sabah açılır dediler. Ulaanbaatar'da bir gece daha konakladım. Sabah çantamı sapasağlam teslim aldım. Fiyatları ve internet sitesindeki samimi hava nedeniyle ilgilenmekte olduğum motosiklet kiralama şirketini aradım. Yola çıkmadan önce gönderdiğim e-postama cevap vermemişlerdi. Sebebini sonradan öğrenecektim. Israrlı birkaç aramadan sonra, belki erken saatte arıyordum, telefona çıkan Çiki'ye meramımı anlattım. Nereden geldiğimi, adımı sordu ve şu an müsait değilim. 5 dakika sonra arayacağım dedi. Ama aramadı. Bu arada kahvaltı ettim. Aradan 1 saat geçmişti. Yine aradım. Kader ağlarını örüyordu. Kendimi tanıttım. Arayacağım dediniz, aramadınız dedim. Çiki, ha sen İstanbul'dan Ali'sin. Motor istiyorsan gelip alabilirsin. Hazır dedi. Sevindim. En çabuk nasıl gelebileceğimi sorunca, ki internet sitesinde ulaşım olanakları yazıyor, nerede olduğumu sordu ve kardeşi Jaga'nın taksisiyle benim bulunduğum yer civarında olması gerektiğini, istersem onunla konuşabileceğini söyledi. Ve 5 dakika sonra beni oturduğum kafenin karşısında bekleyen Jaga'nın taksisindeydim. Jaga, Moğol tarihi ve günceline dair özeti de içeren hoş bir muhabbetle taksisini Ulaanbaatar'ın dışına doğru sürdü. Çiki Tursun yerine vardık. Burası mütevazi, işlevsel, bir bahçe içerisinde yer alan küçük bir ev, biri ofis ve zaman zaman misafirhane olarak kullanılan iki yurt, motorların garajı olarak kullanılan konteynerler, banyo, tuvalet ve gerekli ekipmandan oluşan, personeli son derece yardımsever ve arkadaş canlısı olan bir yer. Çiki yoktu. Beni Anna karşıladı. Formaliteler ile oyalamadı. Ödemeyi yaptım. Sadece nakit kabul ediliyor. Kısa sözleşmeyi imzaladım. Motoru hemen aldım. Bütün kamp ekipmanımın da içinde olduğu sırt çantam ve küçük çantam motorun üzerinde bağlıydı. Önce motordaki elektrik çıkışına uygun girişli, USB'siz bir şarj aleti bulmak istiyordum. Hemen yakındaki havalimanındaki mağazada yoktu. Danışmadaki kız yolumun üstünde büyük bir market olduğunu, orada bulabileceğimi söyledi. Yola koyuldum. İstikametim Kustay Nuri Milli Parkı. Ulaanbaatar'a yaklaşık 200 kilometre. Motora, Moğolistan yollarına alışmak, ilk molayı vermek ve vahşi atları görmek için iyi bir mesafe ve yer. İlk sapağı kaçırmışım. Bunu çok sonra fark ettim. Kader ağlarını örmeye devam ediyormuş. Farklı bir yoldan gitmekte olduğum için o büyük marketi bulamadım. Benzin istasyonlarında market yok. Denk geldiğim dükkanlar birer bakkal, onlarda da şarj aleti yok. Harita uygulamaları hayli şarj yiyor. Şarj aletim olsa, sürerken telefonumu şarj edebileceğim için kendimi daha rahat hissedeceğim. Zira neye doğru sürdüğümü tam olarak bilmiyorum. Ama hani medeniyetin olanaklarından uzaklaşmakta olduğum belli. Ulaanbaatar'dan birkaç kilometre çıktıktan sonra ortalık belirgin şekilde tenhalaşıyor. Biraz daha gittiğinizde zaten kırsaldasınız. Motoru kiraladığım Çiki Tursun yeri de hemen şehrin kıyısında olduğu için Ulaanbaatar'ın trafiğine dalmadan kendinizi Moğol steplerine atmanız kolay. Hava kapanıyordu. Köy mü mahalle mi olduğunu anlayamadığım bir yerden geçerken asfalt bitti. Bıçakla kesilmiş gibi. Önce durdum. Ama baktım yanımdan bir araba geçti ve araziye doğru tozu toprağa katarak gidiyor. Aynı istikamette uzakta bir araba daha var. Devam dedim. Yolun bittiği yerde Moğolistan başlar derler. Başlamıştı. Merhaba, Moğolistan'dan merhaba. Sağ tarafımda, kuzeyde, bana eşlik eden Hatantul Nehri'ymiş. O zaman da adını bilmiyordum. Ulaanbaatar'dan sonra yaklaşık 30 km yol katıp Altanbulak'a geldim. Ummadığım bir şekilde şarj aletini buradaki markette buldum. Rahatlamıştım.
Selam. Şimdi burası bir şehir. Gördüğünüz gibi kavşak, trafik işaretleri. Ah, bir dakika. Şöyle deneyeyim. Yağmur çiseliyor. Evet. Şimdi devam. Bu küçük yerleşim yerinin iki pompalı benzin istasyonunda çok eksilmemiş olsa da yakıtımı tamamlamak istedim. Pompacı deponun azıcık aldığını görünce ki 84,86 tugri kadar şaşırdı, bozuldu ve uyanıklık yapıp fiyatı bana 8486 tugri diye yutturmaya çalıştı. Tabi yer mi Anadolu çocuğu? Pompacı bu sefer yemediğime şaşırdı, bozuldu ve 84,86 tugri, bu Moğol para birimidir, onu da almadı. Daha uzaklaşıyorum sanırım. Az önce hava kapalıydı. Yağmur çiseledi. Biraz ileride ya bir nehir geçişi yapmak zorunda kalacağım ya da bulabilirsem köprüyü bulacağım ve oradan geçeceğim. Bugün ilk gün motorla. Bugüne kadar ne iyi ne kötü diyebileceğim bir şekilde gidiyordu seyahat. Ama motoru aldım. Bugünden itibaren işler yoluna giriyor gibi. Keyfim yerinde yani. Altanbulak Sağlık Merkezi'nin bahçesini temizleyen güler yüzlü kardeşe Kustay Nuri'ye nasıl gidebileceğimi sordum. Gülümsedi. Nehir geçebilir misin diye sordu. Moğolistan'dayız ne de olsa, denerim dedim. Bulabilirsen 10 kilometre kadar ötede köprü var dedi. Denerim dedim. Telefonu sabitleyemediğimden gözümle görebileceğim bir yere koyamadım. Durup çıkardığımda da haritanın yüklenmesi zaman alıyordu. Zaten şu Maps.me'ye de alışamadım gitti. Moğolistan'da çevrim dışı sorunsuz çalıştığını söyledi herkes. Çalışıyordur herhalde. Google haritalar ise çalışmıyor. Ondan eminim. Altanbulak'ı arkada bırakıp tepelere doğru sürdüm. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Sezgilerimle yol bulmaya, nehre yaklaşmaya çalışıyordum. Bu diyarda denklemler değişiyordu. Yol soruyor, yön bulmaya çalışıyordum. At sürüleri başta olmak üzere hayvan sürüleri başlamıştı. Yaban Moğolistan'a, vahşi doğuya doğru sürüyordum. Bir tepenin etrafından kıvrılınca aşağıda nehri ve köprüyü gördüm. İşte buldum köprüyü dedim sevinçle. Keyifle birkaç fotoğraf çekip video kaydı yaptıktan sonra köprüyü geçtim. Tamam derken bir köprü daha. Peki olsun derken o da ne? Bir köprü daha. İndim baktım ama bu geçilecek gibi değil. Köprünün solundan sudan geçtim. Burada karşıdan gelen yerli bir motorla elimle işaret ederek gideceğim yeri bağırdım. Durmadan başını salladı. Doğru yoldaymışım. Bir su geçişinden daha sonra gideceğim yönün aksi yönde ileride gördüğüm yurtlara doğru sürdüm. Nadiren rastladığım çiçekli bir kırdan 3 yurdun olduğu çayıra vardım. Ağla doğru yürüyen yaşlı teyzeye Kustay Nuru dedim. Eliyle dağlara paralel git. Sonra dağlara doğru dön işareti yaptı. Başımla tamam dedim. Birkaç fotoğraf daha çekip geri döndüm. Arazi müsait. İster patikayı takip ederim, ister araçların yol izini. İster kendim yolumu çizerim. Bu Moğolistan'da çoğu zaman iyi bir fikir değilmiş. Biraz daha dağlara paralel sürüp sonra dağlara doğru yönelince nehir çıktı karşıma. Yaklaşık 20 metre genişliğinde. Kıyısı bıçakla kesilmiş, çökmüş gibi dik. Akıntı gözle görünür şekilde kuvvetli. Buradan karşıya geçilmez. Kıyı takip ederek suyun akış yönünde devam ettim. Nehir kıyısında ağaçlı bir bölge başladı. Nehrin küçük bir kolundan, yamacı yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, kavisli, çamurlu bir yerden suyu, ki burası 20 metre genişliğinde değildir, bir daha geçtim. Ve yine dağlara ve gün batımına doğru yöneldim. Uzun otlu, seyrek ağaçlı bir düzlüğe çıktım. Düzlük ağaçlarla çevrili. Düzlüğün öte tarafına, ağaçlara, nehrin kıyısına doğru sürmeye devam ettim. Önümden at sürüleri koşturup geçiyor sık sık. Ne güzel atlar var. Koşarken toprakta çıkardıkları derin, tok sesler ne güzel. Durdum. Neredeyim diye telefona baktım. Anlayamadım.
Sinekler rahatsız etmeye başladı. Nehir kıvrıla kıvrıla önüme çıkıyor belli ki. Ya dedim kendi kendime. Kustay Nuri'ye aslında yaban atlarını, yani tahkileri görmeye gidiyorum. Yeterince at görmedim mi? Dönsem mi? Arkama baktım. Geçtiğim suları ve yönümü bulmak için harcayacağım çabayı düşündüm. Gözüm kesmedi. Nehre yaklaştım tekrar. Onun nerede olduğu gayet belirliydi. Arazi kurumuş bataklık. Motoru hoplatıp duruyor. Bol sinek. Motordan indim bir ara keşif için. Kıyıya yaklaşınca balçığa batıyorum. Yok, buradan da geçilmez. Güneş batmış, hava kararmaya yüz tutmuş. Çadırımı buraya mı kursam diye düşündüm. Sinekleri düşününce iyi bir fikir gibi gelmedi. Işık yerine gölge hakim olmuştu. Bir kere daha başka bir yerden bu sefer motorla kıyıya yaklaştım. Yüksek. Çamur. Karşı kıyıdaki ağaçlar günün son ışıklarını örtüyor. İşte tam bu anda ne düşündüğümü sormayın. Hatırlamıyorum. Sadece nehre baktım. Karanlığına, akışına, yüzeyinde ara ara görünüp kaybolan ışıltılara, şırıltısına, ötesine. Geçilmesi gerekiyordu. Atımı nehre sürdüm. Ön teker gidebildiği kadar dibe gitti. Arka teker yukarıda. Motor takla atacak kadar dikildi. Birlikte suya, çamura doğru süzülüyoruz. Sakince gittik dedim. Kendimi motorun sağına doğru bıraktım. Göğsüme kadar suyun içindeyim. Motoru tuttum. Bir şey yüzdü. Sağ aynaymış. Gitsin, sorun değil dedim. Motoru geri itebilir miyim diye yokladım. Ayaklarım bataklığa batıyor. Kolay olmayacak. O an karşı kıyıya baktım. Aklımdan şu geçti. Madem ki bu nehri geçmeye çalışıyorum, madem ki başka yol bulamadım ve madem ki şu an nehrin içindeyim, neden yüzerek geçmiyorum? Son saatlerin en parlak fikri gibi geldi. Sol elimle motoru iyice kavradım ve kendimi soğukkanlıkla akıntıya, nehre bıraktım. Az önce kıyıdan duyduğum şırıltının içindeydim şimdi. Ses artıyor ve her yerimi sarıyordu. Sağ elimle kulaç atmaya çalışıyor, sol elimle motoru taşımaya çalışıyordum. Nehir boz bulanık akıyor. Akıntı iyice kuvvetlendi. Hızlandık. Motoru görmüyorum. İki kıyının ortasına ulaştık. Artık ayaklarım yere basmıyor. Motor, üstündeki çantalar ve ben birlikte yüzmeye çalışıyoruz. Arada motoru iki elimle yukarıya çekmeye çalıştım bir iki kere. Bilemiyorum ne kadar, belki 50 metre, belki daha fazla, böyle yüzerek, sürüklenerek karşı kıyıya en olmayacak yerden vardık. Çalılar, dallar ve kıyıdan nehre doğru sarkan ağaçların oluşturduğu bir baraja takıldık, kaldık. Su derin. Ayaklarım hala yere basamıyorum. Kıyı yüksek. Kaygan çamurdan. Elim kayıyor. Motoru yukarıya çekebilmem mümkün değil. Sırtımdan bastıran akıntı, suyun altındaki motoru alıp götürmek istiyor elimden. Sağ elimle kendimi bir yere sabitlemeye çalışıyorum. Sadece sol elimle motor tutmak iyice zorlaştı. Acaba bu barajın altından motorla yüzüp geçebilir miyim diye iki defa dalmaya denedim ama başımdaki kaskla mümkün olmadı. Nehrin suyunun tadını şimdi bile hatırlıyorum. Sonunda motoru bıraktım. Çalkantılar durdu. Her şey duruldu. Sessizlik içinde kıyıya tırmandım. Sanki Kustay dağları beni seyrediyordu.